Sitesi kuruldu. Şimdi markalaşma çalışmalarında kooperatiflerimiz gıda ve... Bu noktada kadının statüsünü nasıl güçlendirebiliriz noktasında Türkiye'de de ön plana çıkan hamlelerden birisi kadın kooperatifleri oldu. Edirne'de bunun iyi örneklerini temsil eden illerin başına geliyor. Halihazırda biraz önce Hicran Hanım da belirtti. 17 kadın kooperatifimiz çeşitli alanlarda faaliyetlerini sürdürüyor. Burada da kadın kooperatiflerimizden temsilciler var. Hakikaten hem ilimize hem ülkeye örnek olacak şekilde başarıyla bu işi götüren arkadaşlarımız. Ben huzurlarınızı onlara da ayrı ayrı teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Bundan sonraki çalışmalarında da başarılar diliyorum. Ama artık işte bu globalleşme süreciyle birlikte rekabet sadece şehir işlerinde yaşanmıyor. Ülke genelinde ve diğer alanlarda da internetin sağladığı, elektronik ticaretin sağladığı imkanlarla birlikte artık dünya her açıdan birbirine çok daha yakın. Bizim de bunun avantajlarını kullanmamız gerekiyor. Bunun için yaşanacak en önemli, bize en büyük fırsat sunacak unsur markalaşma. Bu çalışmanın aslında bugün burada yapmak istediğimizin temelinde bu markalaşma süreci ve bu noktada sizlerden destek talebimiz var. Ortaya çıkan hem Gurmedir markası, hem Lalel markası ki bu noktada da ben emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Teknopark müdürümüz başta olmak üzere, Özgür hocamız başta olmak üzere çok fazla katkı sunan arkadaşımız oldu. Uzun soluklu çalışmalardan sonra bu isimler tercih edildi. Onların akademik bakış açısı da etkili oldu, sahadaki karşılığı da etkili oldu. Ama asıl mücadeleye yeni başlıyoruz. Bu markaları önce şehrimizde bilinir kılmamız gerekiyor. Sonra ülkenin değişik yerlerinde bilinirliğini yükseltmemiz gerekiyor. Ve bu üretim ağını yaygınlaştırmamız gerekiyor. Şu anda kadın kooperatiflerimiz kendi mücadelelerini bireysel anlamda verdiler, vermeye devam ediyorlar. Yaklaşık 2 yıllık, 3 yıllık tecrübelerinde de bunu başarıyla sürdürdüler. Ama bu yükü sadece onların omuzlarına yüklersek bunu daha ne kadar sürdürebilirler? Onlar açısından da bizim açımızdan da cevabını bulmamız gereken bir soru. O yüzden bu çalışmanın amacı onların yüküne destek olmak. Nasıl? Kapsayan Kadının Emeği Evinin Ekmeği isimli projemiz üretilen el emeği ürünlerin takılar, yine sosyal hizmetler merkezinden yapılan su işi.